League of Legends Türkiye 2. Ligi'nin 2. haftasının 2. günden herkese merhabalar. Ben İlgincan Killer Fire'ın avcı ve yanımda Baturan Zetsu Bahadır var. Zetsu hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, seni gördüm, daha iyi oldum. Çok güzel de bir haftaya başlıyoruz birlikte. Hello Cross, Linç Espor'a karşı. Dünkü maçları izleyicilerimize hatırlatalım müsaade edersen. Hello Cross tarafı ilk galibiyetiyle tanıştı. Linç Espor'da Phoenix Espor'u yenmeyi başardı. Onlar adına da güzel bir galibiyetti. Maç hakkında ne düşünüyorsun sevgili Zetsu? Yani izlediğim kadarıyla Linç Espor'un da hani orta sıralardaki o mücadelesi Phoenix'le çok kritikti dün. Onların da bugün ellerindeki değişik seçimlerle birlikte yine bizi şaşırtacaklarına inanıyorum. Diğer taraftan ise tabii Akademi Ligi'nde olduğumuz için oyuncuları ve takımları daha net tanımamız gerekiyor. O yüzden her maç bizi daha da şaşırtıyorlar ve TCL'den önce başladıkları için onların da metayı nasıl anladıklarını ilk biz görme fırsatı tanıyoruz. O yüzden heyecan duyuyorum yani. Gençleri izlemek her zaman heyecan veriyor bana. Tabii ikinci ligde dediğin gibi çok genç oyuncular var. Yeni şeyler deniyorlar. Bir yerde gördükleri ilginç şeyleri deneyebiliyorlar. Zaman zaman güzel oyunlara sahne olabiliyor. Bu anlamda ikincilik. Yasaklamalara bakalım istersen. Senin yasaklaması geldi. Şu anda güncel yama 14.1 olduğu için seninle çok güçlü. Ne düşünüyorsun bu yasaklamalar hakkında? Kesinlikle, yani zaten düşünmüyorlarsa Senna ile Kutban olduğunu inanıyorum. Öbür taraftan da Lilia Ban'ı gelmiş. Lilia Pantheon'lu için Lilia açık kaldı ilk maçta. Almayı tercih etmişti Linç tarafı. Onlara ekstradan bir Varus Ban'ı da geliyordu ama bu arada Varus Ban'ını tercih etmediler. Onlar şu an Varus gösteriyor. Şu an klasik gidiyor yasaklama ekrana. Linç'e karşı ama Pantheon, Lilia artık klasikleşecek galiba. Ki iki tane dominant koridor istedi burada Linç tarafı Tristana'yla birlikte. Koridor ittirmelerine kendileri elde etmek istiyor şu an. Varus Tristana ile beraber. Evet, Lucian da Kerushian'ın ellerinde güzel bir performans sahne oluyor. Güzel bir performans sergiliyor. Tristana'yı da Hello Cross'un elinden aldılar ya. Onlar da iki maçı tercih etmişti Tristana'yı. Onu da onun elinden aldılar. Şu an ilk aşamada birbirlerine cevaplar görüyoruz. Siz bizden iki ban aldınız diyor. Biz de sizden Tristana'yı aldık diyor Linç tarafı. Orjan da geldi. Ash genelde yasaklanıyordu. Ash açık kaldı. Onu da en iyi partnerinden birini aldılar yani Varus. O yüzden çok endişe edeceklerini düşünmüyorum karşısında. Evet, işte bu da kritik olan karakter buydu. Rumble açık şu an. Gördüğüm kadarıyla önemli seçimlerden. Belki bir AP ormancı isteyebilir Linç tarafı. AD ormancı istiyorsa Rumble onlar için iyi bir seçenek olabilir. Belki buradan Rumble'a gitmek. Zinzao gelebilir. Zinzao. Tabi bu jungle'lar şu an çok güçlü. Zinzao da onlardan biri. Evet, ama Rumble üst koridor opsiyonu olarak da değerlendirilebilir. Kesinlikle. Hala açık durumda. Hala ceplerinde duruyor. Zaten kör üst koridor, kalan en iyi üst koridor belki desteği sona bırakmak isteyebilir Linç tarafı. Burada mantıklı olan o olabilir. Çünkü Varus eşleşmesi var alt koridorda. Belki bir bank yasaklaması, karma yasaklaması görebiliriz Hello Cross tarafından. Alt koridor dominasyonu vermek istemiyorlarsa. Burada kritik olan destek karşı seçimi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem Ash var hem Varus. Görmek isteyecektir alt koridordaki seçimini Linç Espor. Belki eş destek de gelebilir rakibini, evet, şaşırtmak amacıyla. İşte onu görmek için son seçime bekletmeleri daha mantıklı bence. Evet, Serenata Varus'la uyumlu olan şampiyonlardan biri. Sanırım destek havuzunu daraltacak burada Hello Cross tarafı Nikeus'un. Hem de Rumble'da alabilirler. Şu an hala Rumble'a çık. Hem de Renata üstüne gelen şampiyonlara karşı oyundaki en kırık ultiye sahip olduğu için. Bir de iki tane taşıyıcısı var. Güzel bir ban. Bakalım son yasaklamada ne gelecek Hello Cross tarafından. Linç'e bir tane daha bir frontline lazım gibi duruyor. Yani karma ve yasaklaması geldi zaten. Doğru olanı yaptılar bence. Ornn tarzı bir şampiyon gelebilir ama bir güven tane daha çok iyi gösterilebilir. Lazım.
Gwent Blind tercih ederler mi? Kör seçim çok emin değilim ya ona. Yok, Ornn alırlarsa diye söyledim. Hmm, evet. Frontline'a ya yani belki Ornn olursa, o yüzden Buradan Ornn'a kör seçim Ornn alırlarsa karşısı Gwen, evet bayağı sıkıntı yaratır. İki nişancıya Rumble'da, gidebilirler. evet. Rumble geldi. En iyi seçim. Beklediğimiz gibi gidiyor şu an. Hem Rumble olarak garanti kırık bir şampiyon aldı Skordar'a yani. Kırık, direkt kırık. Bir senedir kırık bir şampiyon. Hala yok düzeltilmedi. abi, kimse farkında değil mi bilmiyorum ya. Numaz yani, zaten Skordar'a bir şey yapılmıyor. Onu geldi. En iyi seçim ki. Zaten karşıya koridorda yenebilecek bir şey yok Grumble'ı. Çok riskli. Yani en azından savaşlarda biraz daha avantaj elde ediyorsun. Bir de Rumble'ın Ornn'a karşı elde ettiği avantaj da kısıtlı oluyor yani. Ornn ne kadar şey kaybedebilir ki? Belli bir noktaya kadar kaybediyor. Şu an Tabii. bununla birlikte de çok güçlü bir savaş başlangıcı olacak ama. Yani Orianna, Nocturne ve Rakan üçlüsü, Ornn'u da dahil edebiliriz. Hello Cross sürekli savaşı başlatmak isteyen taraf olacak gibi gözüküyor. Ne düşünüyorsun kompozisyon hakkında? Ya bence bu liglerde hem TCL'de hem de TCL2'de savaş team fight yapılması gereken en önemli şey. Ortalama uyuma sahipseniz ve daha gelişme sürecindeyseniz şu an Hello Cross'un yaptığı daha mantıklı. Peki oyunculardan bağımsız hangi tarafı daha çok beğendin kompozisyon olarak? Eğer erken oyunu atlatabilirse Hello Cross, ama şu anki metada biraz daha linç kazanabilir gibi geldi. Ama Hello Cross'un team fight'ına yani orta oyunda çok zor cevap vermesi. Evet, bakalım, çok ilginç bir seçim yasaklama ekranı geçti. Hello Cross bence Lynch'e iyi bir yanıt verdi. Lynch de sevgili Zesu'nun belirttiği gibi güncel olan şampiyonlara gitti. Metada olan şampiyonlara yöneldi. Takım savaşlarında güzel işler yapabilirlerse, o artık klasikleşmeye başlayan Nocturne Orianna kombosunu kullanmayı başarabilirlerse bir şeyler yapabilirler. Burada alacakları her galibiyet onlar adına önemli. İlk galibiyetlerinden sonra bakalım haftayı 2-0 kapatacaklar mı? Yoksa Lynch Phoenix galibiyetiyle birlikte tempo yakalayıp 2-0 mı bitirecek haftayı, hep birlikte göreceğiz. Vadede görüşmek üzere. Ve günün ikinci günün ilk maçında vadedeyiz. Hello Cross, Lynch Espor'a karşı. Lynch kendi adına çok güzel bir galibiyet aldı dün ve etkili bir oyunla bu galibiyeti sergiledi izleyenlerine. Hello Cross tarafı ise istediği galibiyete sonunda kavuştu. Bakalım hangi takım haftayı 2-0 kapatacak? Evet, şimdi böyle bir bakıyorum Seyirdar Vadisi'ne bir koç gözüyle de. Hello Cross'un koçu olsam son 10 saniye erken oyunda savaşmayın, savaşmayın diye bağırırım. Bir de canını sen yani orta koridoru korusun. Yani bence yapması gereken Lynch Espor'un üst koridoru sal abicim. Üst koridor diye bir yer yok. Tamam, ben anlatıyorum bak şimdi sana kazanma koşulunu. Üst koridor diye bir yer yok. Orta koridorda Tristana'nın Orianna'nın kafasına atlaması lazım, tamam mı? O yüzden Zinzan'da alt koridordaki pushla ve ittirmesiyle beraber Zinzan'da o sürekli orta koridor ve alt koridoru koruması lazım. Biliyorsun artık değişen haritayla birlikte kırmızı tarafın alt koridorunda bir cehennem girişi var, yani orayı da koruman gerekiyor oyunda. Kesinlikle. Ama şöyle bir bakınca sol takım, mavi takımın direkt Hello Cross'un 6 level'a ulaşmak isteyeceği ve ilk itemleri almak isteyeceği bir oyun. Ondan öncesinde olabildiğince minimum şey kaybederek gerekiyorsa savaş salması lazım. Öbür tarafında Lynch'in de bir koridor avantajlarıyla Xin'Zai ve Tristana'ya pencere yaratması lazım. Bakalım Yani kazanma bakalım. koşullarına saygı duyacaklar mı acaba? İki takımın da kazanma koşullarına saygı duyması gerekiyor dediğin gibi. Aslında çok da güzel özetledin şu anda oyunu. Hello Cross tarafı zamanın geçmesini isteyen, geç oyuna gitmek isteyen bir ekip. Lynch tarafı ise erken oyunda üstünlüğünü alıp direkt işi bitirmek Hello isteyen bir ekip. Cross'un da objektiflere erken girmesine gerek yok. Bak, Rakan var, Ashe var, Dream senaryo, Ornn var. Ornn kenardan gelip böyle bir açıyla bakacak. Bu arada ZD1 Deonolax'ın üzerine gidiyor. Güzel de hasar bıraktı. Eğer yetenekleri gelirse oynayabilir buraya. Canı da Q'dan azaldı. Q tutsaydı Flash W yapabilirdi. Evet, kesinlikle. Deonolax da hasar olarak yaptı. Yaptı. Derken sıçra geldi. Q'su geldi mi? Bir Q'su Q'su geldi geldi. mi? Geldi ama iki tarafında sıçraları gitmiş durumda. Abi bu adamın elindeki çekici de küçümsemeyin yani, bu Ornn'un elindeki çekici. Çok güçlü bir karakter.
Ya kesinlikle tank gözüküyor, hasarı yok diye düşünüyorsunuz ama bakar mısın? Ya yani ikinci seviyede neler yaptı? Aynen öyle. Tabii yani bunlara gerek yok bak. Rumble dostum sana sesleniyorum. Koçundan önce sesleniyorum şu an. Weak side oynuyorsan, zayıf tarafı oynuyorsan bu takaslara çok da bir ihtiyacın yok ki görüyoruz Tristan'a kafasını atlıyor. Ve bu arada bunu yap, bıraktı. Ölümcül tempoyla gitti. Evet iki taraf da iyi durumda. Yalnız üst koridorda ilk kan dökülebilirdi. Yani Laksacalı çok azaldı. Çekiş gelmedi. Son bir normal vuruş gelecek mi ama son anda kalkanını kullandı. Diğer el Aksa bakıyor tuttu. ZD1 siftahı yaptı ikinci günde. Ya kitapta yazıyor kitapta. Ormancının alt koridordayken bunları yapma diyor. Yani bekle al şey koridoru üstüne. Çünkü belli yani Nocturne'da top up et diyecek ya. Yani tapa doğru çıkacak. Sen o tarafta sakin kalmasın ama baktım daha önceki maçlarında da Rumble oynarken koridorda iki kere skor vermiş. Biraz tabii maçın heyecanıyla da olabilir. Ama kazanma koşulu alt koridor ve orta koridor. Yani Froy'un Ibo'ya direkt Ibo diye okunuyordur herhalde. Ibo'ya direkt kalıyor. Direkt kafasını atlamasına izin vermesi lazım. Öbür türlü hiçbir anlamı yok eşleşmesinin. Sürekli buralarda oynayacak Froy. Ve orta koridora yakın duracak. Ibo atlayacak kafasına. Noctum gelemez zaten. Baskın var bu arada. Evet. Deniz baskın yapıyor. Dianalax şu anda yavaşlatılabilir mi? Uzaklaşmaya çalışıyor. Korkutacak mı? Sıçrasında korktu Deniz. Kitle kontrol zincirine maruz kaldı. Kaçabilecek mi? Sıçrası da yok. Dianalax kaçmaya çalışıyor ama son vuruş Deniz'den geldi. Üst koridorda. Bir önceki oyunda istediklerini yapmıştı Lynch tarafı ama şimdi Dianalax istediklerini yapamıyor. Çok geriye düştü bu farmın gitmesiyle birlikte dediğin gibi. Yan farma bak. Valla Kedişler'in yani... Kios agresif Freud'dan bir baskın izliyoruz. Bakalım yanıt gelecek mi? Zarif uçu çok güzel geldi ama Hidudu çok güzel karşıladı rakibini. Freud'un bu koridor itmesine yardım etmesi lazım. Neyse gerek yok. Gerek kalmadı. İttirirler ya yani çok fazla minyon var. Evet çok fazla minyonlar var. Deniz bir geliyor mu diye baktım da unuttum. O da gelmekten vazgeçti. Şu an oyun çok çok iyi gidiyor. Low Cross için. Çok. Şu an ekstra hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Rakipleri zaten yapıyor öne geçmeler için. Onlar 6. seviye bekleyecek. Sakin oynamaları gerekiyor sadece. Öbür taraftan da Lynch için üst koridorda işler pek iyi başlamadı. Evet yani bir önceki oyunda Bayonetta her ne kadar iyi oynamış da olsa rakibi olan Phoenix ekibinde Lynch'in yani çok iyi başlamıştı diyor Analax ama Rumble'a bir türlü şansı tutmuyor senin de belirtmiş olduğun üzere ve buradaki hiçlik kurçuklarından bir tanesini almayı başardı Deniz ve rakibini gördüğü için uzaklaşıyor oradan. Froy'la şu an karşı karşıya gelirlerse sıkıntılı bir durum olabilir. Nikeus da buraya geldi ve Hidudu... Evet dediğin gibi görüş de var. Hidudu buradaki rotasyona geç kaldı. Bakıyorum. Burayı istememelerinin güzel. Yani aslında seviye avantajları vardı üst koridordan da ama hiç dediği gibi ihtiyaçları yok. Çünkü Milyo da burada. Salıya avantajları rakipte. Hiç şüpheye girmiyorlar. Burada Lynch'in yapması gereken alt ve orta koridor avantajıyla burada Dragon'un da biriktirmeleri lazım erkenden. Çünkü oyun uzayacak. Eğer uzadığında da bu objektifler onlar için ölüm alanı olabilir yani. Baksana Ash Rakan devam edecek. Onun ultisi var. Oradan çıkamayabilir. Hele Boros'un yaşama ihtimali çok az otur savaşlarda. Arındırı da yok. Yani Nikeus yaşam ateşini kullanır ama yani nereye kadar yeterli olur? Dediğin gibi arındır ya da herhangi bir kitle kontrolünü silme etkisi yeterli olmayacaktır bu oyunda. Ya Ornn ultisi üstüne gelen eşitten kaçamazsın. Ne yapabilirsin ki? Bir kere sıçranı attın. İkincisinde... Ki bu ejderi aradan çıkartırsa... hayal senaryosu yani gerçekten. Hello Cross için. Çok çok iyi bir tasarlanmış erken oyun. Hello Cross. Bakalım burada son vuruş yapabilecekler mi? Tenis biraz uzaklaştı. Hellforce'a koridorunu ittirdiği için avantajlı bir şekilde geldi.
Evet, %50 takasına gidebilirler. Yalnız ejderi almayı başardılar. Konumları çok kötü. İçeriye doğru girdi. Güzel bir zarif uçuş kullanımı. Eksiklikleri var. Bir skor verdiler. Deniz düştü. Rocket atlaşıyla birlikte İbo rakiplerini kovalıyor. Bir skor daha istiyor burada. Lynch tarafı rakibin üzerine doğru gidiyor. Kaçmaya çalışıyor. Alphorsa sıçrasını kullandı. Burada ok yağmuru yalnız Alphorsa'yı yavaşlattı. Bir vuruş daha gelir mi rakibin üzerine? Zarif uçuş çok güzel geldi. Hidudu takım arkadaşını korudu. Freud düşecek mi? Freud son anda düşüyordu. Hayatta kaldı. Sanırım Nikios'un şifası orada işe yaradı. Evet. Biraz orada fazla kalınca Dragon'u bırakıp direkt Deniz'in belki de üst koridora gidip Froy'un ormanını alması lazımdı. O bana çok iyi bir ulti kullanımı. Biri Kristal Oak çok biri. Froy skorunu almayı başardı Deniz. İşte bu Hello Cross için ekstra oldu. Yani çok fazla uzatıyor ormancılar birbirlerinin şeyinde. Froy'un da ocağınla direkt oradan çıkması lazım. Tempoyu kaybetti çünkü. Direkt tempoyu kaybetti. Dragon'u kaybetmiştin. Rakip kırmızıyı çalacağım diye şu an kendi temponu kaybettin. Direkt üste dönüp kırmızıyı alsan şu an alt koridora geliyordu normalde Frosh. Fark ettin mi tempo kaybını? Normalde evet, yani kırmızısını alıp alt koridora gelecekti. Ve orada wave biriktirip tekrar bir kuleye baskı yapabilirdi Lynch tarafı. Ama şu an o pencereyi kaçırdı. Yaklaşık Deniz'in 30 saniye gerisinde şu an Frosh. Ki bu Nocturne 30 saniye geride olmak demek. Nocturne'un her zaman senin eş tarafında olacağın anlamına geliyor çünkü artık 6 level. Bize 30 saniye gibi büyük bir zaman dilimi içerisinde farklı yerlerde olacaklar. Yani Pardon lafını kestim mi? Orta koridordaki minyon işi... Ne olmuş öyle ya? Biraz fark olmuş dediğin gibi. Yani orada kuleden balikat da almayı başarmış. Kule balikatını Alphorsa. Eşleşme hakkında ne düşünüyorsun? Normalde ne olması gerekiyordu? Boyunda ne farklı oldu? Bütün koridorları mı değerlendirelim? Yani sadece orta koridor nezdinde ama istiyorsan hepsini değerlendirebiliriz. Şimdi ben toptan aşağı doğru gidiyorum o zaman. Peki buyursunlar efendim. Yani Ornn için bence olabileceğinden çok daha iyi gidiyor senaryo. Neredeyse kulenin altında hiç plate de vermedi. Kendisi hatta aslında biraz daha... Rumble hatalı oynarsa kendisi plate bile almaya başlayabilir bir noktadan sonra. Ormanda işler gerçekten kusursuz gidiyor ama orta koridorda beklediğinden daha fazla. Rocket atlayışı geldi. Sözünü bölmek durumundayım. Froy ile birlikte bir şeyler yapabilirler mi? Yalnız Ivo girdiğine pişman olmuş durumda. Evet, tam da oraya değineceğim. Eğer bu oyun böyle giderse bir noktadan sonra ne Varus ne de Tristana savaşta sadece Ornn'a Nocturne'a vurabilir. Yani bu ne demek? Sadece düşük menzilli şampiyon olabilir. Çünkü Orion'la artık yaklaştırmayacak. Orion'la kime yaklaştırmayacak? Ashe'e ve kendisine yaklaştırmayacak bir yerden sonra. O zaman savaşta işiniz çok zor. Çünkü iki tane ana taşıyıcınız gidemeyecek rakibinizin üstüne. Ornn'la Nocturne'de eğer çok derine gitmezse aşırı derecede o zaman savaşlarda işiniz gerçekten çok zor olacak. Şu an yaklaşamıyorsan eğer Orion'la sana topunu atabildiği noktada sana daha fazla hasar vuruyor. Kesinlikle. Özellikle şok dalgasıyla birlikte Nocturne'un paranoyası yani ultileri... Saygı duyması lazım. Evet. Görüşleri yok çünkü. Dediğin gibi rakibine saygı duyması lazım Hello Cross tarafının. Bakalım kule altı denemek isteyecek mi? Lynch tarafı istiyorlar burayı. Üst tarafta da hiç koçukları katledilmiş durumda. Ibo aşağıya doğru geliyor. Froy içeri girmek isteyecektir. Altıncı seviye değil Hidudu. Seri cazibesini kullanamayacak. Yani bir niyetlendi Lynch tarafı ama sanırım vazgeçtiler. Evet. Çok da vakit kaybettiler. Ya bir de şöyle bir şey de var yani karşı tarafta herkes Ornn ve Ashe ultisine yakalanınca ölebilir. Yani kesinlikle. Bakıyorum bir kere sıçranız var, milli ultisi bir kere gelecek, iki ultinin dönüşü var. Yani Ornn koridoru ittirip Ashe koridoru ittirdikten sonra orta koridora geçince oyun sürekli size bir ulti bakacaklar. Varus'a Allah kolaylık versin bu oyun. Çok zor. Varus'un gerçekten ekstra aşamaları, işler yapması gerekiyor. Evet, koridor aşamaları bittikten sonra hem Ornn yürüyecek hem Ashe yürüyecek. Ya Ornn Ashe'in olduğu koridoru yürüyüp ulti bakacak sürekli. Hangi birinden kaçasın? Tuttu mu Nocturne ultisi gelecek bu sefer üstüne. Ki bence öyle yapmaları lazım. Direkt 5'e 5'ten ziyade önce Vision kontrolünü alıp ondan sonra eksik sürekli 5'e 4 savaş yapabilirler. Veya rakibin sürekli... Yani korkunç bir senaryo bekliyor Kerishio'yu derken yalnız ZD1 hem hasar yemiyor hem de Deonalux'un canını okuyor adeta. Birazdan ulti de açacak. bir daha takas yaparsa böyle Rumble ultiyle bakacaktır ona ZD1.
Kesinlikle. Orta koridordaki plate'ler de gitmiş bu hiç. Hiç istedikleri gibi gitmiyor şu an orta koridorda işler ya. Yani normalde Tristana'dan benim bildiğim kadarıyla beklentiniz şudur. Koridoru ittirip haritadaki objektiflere öncelik tanınması ama şu anda tam tersi oluyor gibi. Aynen öyle. Evet bu arada Bulut ejderini alıyor ve almayı başardı. Savaşmaya değmez. Zaten bir tane ejderi çıkardın aradan. Oldukça vaktim var. Ooo paranoya kullanıldı burada. Bakmak işte o ulti tuttu. Froy'un üzerine gidiyor burada. Hello Cross tarafı. Şok dalgası da kullanıldı. Froy eriyecek mi arkada? Froy eritmeyi başardılar. Nikios dışısını kullandı. Idudu yavaşlatmayı başardı Nikios ama devamı gelmiyor. Çünkü çok uzak kaldılar. Tenis yalnız burada hayaletini kullandı. O skoru istiyor. Bir vuruş daha geldi. Kerushi'nin hasarı çok fazla. Tenis oradan çıkabilecek mi? Zarif uçuş çok güzel geldi. Yaz Kerushi orada koştu. Ölmedi. Tenis. Deniz hayatta kaldı. Ölmedi dediğin gibi. Üstüne bir de iki skor aldı. Hello Crows. Dediğin gibi o dream rüya senaryosuna şu anda da devam ediyor. Uryanda'nın base'e bak. Tertemiz. Eşte de öyle bir base var. Eşte de öyle bir base var. Oo. Yani hiçbir şey kaybetmedi şu anda Hello Crows tarafı. Açıkçası ben bile iştahlandım onların adına. Çünkü skorları aldılar. Üstlerine döndüler, eşyalarını aldılar, minyonlardan da hiçbir şey kaybetmediler. Evet, gerçekten kusursuz oynuyor. Bence şu an Orianna da çok temiz oynuyor. Orianna ve eş, çok beğendim bu maçtaki performanslarını. Özellikle Deniz'in her zaman doğru yerde olması. Harita takipleri de şu an iyi, birbirlerine de saygı duyuyorlar. Sanırım bu kompozisyona hakimler ya, çünkü güçlü oldukları hiçbir dakikada savaşmadılar. İpo bir hasar takası denedi ama Hellforce'ye çok etki etmiyor. Etrafı da kalabalık. Biraz yani akıllıca oynuyor. Yani hiçbir zaman o bir daha atacak mesafeyi tanımadı şu ana kadar Tristana'ya. Evet, dediğin gibi burada bakalım bir alamet savaşı çıkacak gibi. Eş ulti attı galiba. Eş ultisi geliyor. Evet, dediğin gibi büyülü kristal ok geliyor ama kimse isabet etmedi. Bu biraz kötü olmuş olabilir Hello Cruise tarafı için ama çok öndeler. En azından alamete başlamasalar bile rakiplerinin yapmasına engel olabilirler. Tenis yalnız birebir de oynayabilir derken musibet zinciri geldi. Güzel bir hasar bıraktı Kerushi'ye. Tenis daha güçlü durumda şu anda rakibine vuruyor. Birebir de skoru almayı başardı. Aman vermiyor. Dördüncü skoru geldi. Bu da alamet anlamına geliyor Hello Cross tarafı için. Yani şu an psikolojik olarak maçı kazanmış olabilir Hello Cross. Ama ikinci ligde nerelerden maçlar döndüğünü gördük. O yüzden de net bir şey dememek lazım ama evet. Büyük bir psikolojik üstünlük kuruldu. Aşikar paranoya kullanıldı burada. Savaşa başlatıyorlar. O can çağrısı kullanıldı. Dedi ançaya doğru geliyor. Çok iyi bir bomba combo. Şok dalgasıyla birlikte paranoya. Kabus oldu burada Leech tarafının. Froy düşmek üzere. Froy'un üzerine gidiyor. Yaz Diana'nın aksine hasar çok fazla. İyi bir skor aldı dediğin gibi. Roket atlaşıyla birlikte rakibin üzerine gidiyor. Bir skor daha alırsa kovalayacak. Yaz saçar top çok kötü kullanıldı. Ortadan asist geldi Deniz tarafından. Yalnız Yibo içeriye doğru girdi. Orada Q'su ile birlikte skor aldı Deniz. Biraz abarttı orada Yibo orayı. Bu ne yaptı Yibo? Yibo biraz abarttı orayı. Yalnız bu savaşın sonunda Lynch tarafı alameti almayı başaracak gibi gözüküyor. Bir terslik olmazsa alıyorlar. Sence bu savaştan kim karlı çıktı? Kesinlikle Lynch karlı çıktı. Yani böyle alametin Hello Cross tarafına gitmesi oyunun iyice tempo olarak eksiye yazmasına sebep olacaktı onlar için. Gerideyken bir objektif alabilecek bir savaş yapıyorsanız karlısınızdır yani. Yani bir de şöyle bir şey var. Objektiflere başlayacaksanız nasıl savaşacağınızı da konuşmanız gerekiyor. Burada biraz savaşın devamını da getiremediler. Çünkü sürekli hasarları eşte sadece. Ya bakalım Orianna cooldown'a giriyor. Yani bekleme süresine Nocturne öyle, Ornn öyle. Yani bir combo yaptılar ama devamının gelmesi için arada 5 saniye beklediler fark ettiysen. O arada da Tristana savaşı döndürdü. Çünkü yani bekleme süresindeydi hepsi. Ashe'in olduğu herhangi bir savaşı kaybetmeleri mümkün değil ama. Şimdi böyle konuşuyorum, sunucu laneti gelecek. O olmazsa olmaz yani sunucu lanetinde eğer biz birini öldüysek o saçma sapan hatalar yapmaya başlar. O oyuncu ya da o koç. Ya oradaki denge oradaki denge oydu. Yani sürekli hasarları orada yoktu. Varus'un Lynch için önemiyle eşin şu an Hello Cross için önemi eşit değil. Diğeri %50 şu an kendi takımının eşi. Kesinlikle ya, bir de o hasar eksikliğini Kerushi yerine Ibo telafi edebiliyor. Yine Yanılak da güzel hasar bırakıyor her ne kadar geride olsa da rakibine göre. Ama tenis dışında başka hasar vurabilecek kişi yok. Devamlı hasar vurabilecek kişi yok Hello Cross tarafında dediğin gibi.
Bir de itemlere bakınca inanılmaz da bir geride değil Lynch. Yani her türlü hata yaparsanız savaşta kazanabilecek bir potansiyele sahipler hala. Maç bitti diye kesinlikle bir şey yok. Ama üst koridor kulesinden ziyade kesinlikle evet. Şu an Orhun'un yaptığı çok doğru. Buraya yürüyüp önceliği alıp girmeleri lazım savaşa. Ve şu an Lynch Espor ikiye ayrılmış durumda. Yani aslında Dragon'u boş verip orta koridorla alt koridor kulesini takaslayabilirler. Doğru olan bu. Bravo. Evet, doğru yapıyorlar. Kullanıldı. İki skor birden gelecek gibi Kirush ya. Çok güzel bir zarif uçuş. Yep. İki skor birden almayı başardı Yellow Cross. Dianalaxa Foy buraya geldi. İstedikleri savaş olabilir. Yalnız Deniz çok fazla önde kaldı. Yanıyor şu anda Deniz. Deniz skoru geldi. Arka tarafta Ivo geldi. Şimdi hasar kaynağı erimiş durumda burada. Yellow Cross tarafının rakibinin üzerine gitti. Freud'dan bir skor daha geldi. İyi başlayan savaş. Kötü biter bitecek gibi gözüküyor. Zarif uçuş kullanıldı. Dianalaxa hasarını veriyor. Çok fazla hasarı var. Çıkmaya çalışıyor Yellow Cross tarafı. İçeriye doğru girdi Deniz. Foy skorunu istiyor. Bu biraz abartı olabilir. Buraya kadar altını Dianalaxa gitti. İdil uzaklaşmaya çalışıyor burada. Uzaklaşmayı başardılar. Her şey iyi başlamıştı. Kötü bitti. Neden oldu bu Zetsu? Deniz'e yazar. Yani Ashe'e yazar. Çünkü mükemmel bir pencere görüp değerlendirdiler. Neydi pencere? Rakibin 3 kişi alt koridora gitmesiydi. Orta koridor kulesini alıp beklemeleri lazımdı sadece. Ama eş çok daha fazlasını isteyip stresi varken de rakibin üstüne doğru yürüyüp öldü. Ne dedik? Eş bu takımın %50'si. Bak eş olmayınca 4'e 5'ten savaş kaybettiler, gördün mü? Kesinlikle ve kesinlikle eşin asla mesafe tanımaması lazım rakibine. Mükemmel bir avantaj vardı ellerinde ama kendi elleriyle rakibe teslim ettiler şu anda avantajlarını. Doğru oyun ve arkasından yanlış oyunu aynı pozisyonda izleme fırsatı bulduk. Bazen ya direkt işin... örnek pozisyon yani. Hı-hı. Bu maçı bu pozisyonu açıp gösterebilirsin kendi takıma da mesela. Buradan koçlara duyurulur. Eğer view'larda review'larda kullanmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bence bolca konuşacaklardır Hello Cross takımında. Bu arada paralarla birlikte Ivo'nun üzerine gittiler. Tehlikeli olabilir burası. Rakibini korkutmaya çalışıyor. Çok dalgası çok iyi geldi. Ok kaçtı orada. Eşin ultisi kaçtı. Rakibin üzerine doğru gidiyor. Biraz daha fazla olacaktır. Hello Cross bence istediğini aldı buradan ve çıkmayı başarıyorlar. Hello Cross şu ana kadar Nocturne ne kadar iyi deniyor. Kesinlikle. Yani bir hata gördükleri zaman bunu değerlendiriyorlar ve cezayı kesiyorlar ağam yani tabiriyle. Evet, Rumble'da bayağı toparladı ama geçen savaşla beraber bakıyorum şu anda itemlerinin oyuna geri dönmüş durumda. Rumble ve Tristan'a biraz can yakıyor. Zipro'yu da olmak üzere. Ama Nocturne'un üstündeki itemler de tabii Freud'un diğer taşıyıcılar için çok değerli bir item. Şu an için aslında bir önceki pozisyondan ziyade oyun Hello Cross'un yönettiği bir oyun yani. Bakınca Ornn, Nocturne, Orianna, Ashe. Bu dakikaları onların dakikaları artık. Ama şu orta koridordaki Vision'a dikkat etme lazım. Buradaki Vision'da hep aslında mavi tarafın olması gerekiyor. Şu an Kerisho'nun durduğu yer var ya, koridorları ittirip oralarda Vision'ın olması lazım, evet. Onlar için. Lynch tarafı da hep oraları kontrol etmesi lazım. Çünkü çok uzun menzildi yani kompozisyonlara bakınca. Zaten... Paranoia'nın menzili çok fazla. Haritanın yarısına kadar gidebiliyor. Daha deminki gibi kulenin altında güvende değilsin. Daha deminki gibi yani taşıyıcılar bir koridor itiyorsa arkasında birinin onları koruması gerekiyor. Backup lazım. Mesela burada yine yaparsa deneyebilirler. Şu an ölmez. İbo'yu beklediler acaba öne çıkıp bir hata yapar mı diye ama yapmadı. Hellforce'a burada minyonları alıyor. Biraz daha ileri gitse W'su çünkü İbo'nun W'sunu Nocturne flash ile takip edebilir. O zaman kaçamazsın. Şimdi Ejder etrafında bir görüş savaşı var. Baron Vadide haritanın alt tarafını kontrol etmek istiyor Lynch tarafı. Ya şu an aslında bir koridoru boş vermen gerekiyor. Çünkü Lynch açısından düşününce bir koridoru ittirmeye yalnız gidersen diğer takım arkadaşların ölebilir. Yalnız direkt... konumu çok iyi Lynch tarafının. Dianalaxa orada hasar da verebilir. Biraz ısıttı Zidi bana. Ocağın çağrısı kullanıldı işte şimdi bunu yapıyorlar. Çok daha iyi combo. Kerisho direkt eridi. Seri cazibesini kullandı. Nikios düşürük mi yalnız seniz korumaları lazım. Dianalaxa içeriye doğru girdi. Tenis hala hayatta. Bir skor daha aldı. Hello Cross. İstediklerini uyguladılar. Mükemmel bir komboydu. Yani Deniz de tek başına arkaya gidip 3 kişiyi idare etti ve asla canı gitmedi. Ama burada Hellforce'un da hakkını vermek lazım. Oyun başından beri neredeyse hatasız oynuyor. O pozisyonu verdiğinizde tetiği çektiler gerçekten. Önemli olan da bu. Hello Cross için.
Yani çok sık gördüğümüz bir combo. Bu arada Baron 1000 canda, Baron da almayı başardı. Hello Cross tarafı çok sık gördüğümüz bir combo ama ikinci ligde bu kadar iyi uygulandığını hatırlamıyorum Nocturne Orianna kombosunun. Belli ki Hello Cross tarafında bu combo çalışılmış. Kesinlikle ya, bu kombonun tek bir olayı var. Evet beyler, grup alalım, bakmak zorundayız. Yani herkes tek tek bir şey denememesi lazım. Aynı pencerede olman gerekiyor ve burada da aynı penceredeydiler. Rakipleri de öyle olunca onlar için de artık yani Lynch için de yapabilecek çok bir şey yok. Yani disengage namına çok bir yetenekleri de yok. Milyonun ve Zinza'nın eline bakıyorlar. O da bu kombodan kurtarmaz sizi yani. Onların dakikaları biraz geride kaldı. Bakalım yani, Hello Cross hata yapmazsa şu anda oyunu kazanacak gibi gözüküyor. Kesinlikle. O psikolojik üstünlüğü de eline almış durumdalar. Yani ben buna... bir Lynch... Lütfen. Evet, ben bir Lynch oyuncusu olsam yani şu anda haritanın her yerinden Nocturne üzerime atlayabilir diye korkarım. Özellikle Kerucho ve Ibo'nun yerinde olsam. O yüzden burada da destek ya da ormancı oyuncularına çok büyük bir yük düşüyor. Zamanlamayı iyi tutmaları lazım. Nocturne'un her ultisi olduğu saniyeyi bilmek zorundalar. Kesinlikle. Rumble'da belki takımla savaşı bölmek için kullanması gerekiyor ultiyi. Artık böyle epik bir ulti atmaktansa taşıyıcıların üstüne giderken rakip eş ve Orianna'yı oradan uzak tutmak için belki bir koruyucu ulti atması gerekiyor. İş oraya kadar geldi. Yani Lynch için aslında yapılması gereken orta koridora destek verip Ibo'ya kule aldırıp Ibo'nun yarattığı avantajla beraber devam etmeleri gerekiyordu. Hani orta koridora kulesini erken alıp alt koridora kulesine baskı kurup onu da alıp. Bu arada ork kullanılıp Arma ile birlikte Ibo'nun üzerine gidiyorlar. Deniz biraz arka tarafa doğru gitti. Takım arkadaşları takip ediyor yalnız. Çok güzel bir takip. Ibo skorunu almayı başardı Hello Cross tarafı. 4'e 5 durumdalar. Ve devam etmek istiyor Hello Cross tarafı ama Lynch'le arasındaki mesafe çok fazla. Froya ile orada bekliyor. Devam edecekler gibi gözüküyor. Deniz ekibinin üzerine gidiyor. Ocağın çağrısı kullanıldı. Kerüşke ile Froya yakalayacak mı? Froya yakalandı. Kerüşke arkada uzaklaşmak durumunda kaldı. Deniz yine rakiplerini yakaladı takım arkadaşlarıyla birlikte. Abi iki ekran öteden geldiler ya. Ne yapsınlar ki? Büyük ihtimal yani. Hiçbir şey yok. Ibo'nun üstüne uçana kadar yani gün değişti zaten. O kadar uzaktan geldi ki. Ama gerçekten temiz oynuyor şu an Hello Cross. Bu arada Diana Lux direkt boğar halinde üstüne geri döndü. Hasara bakar mısın? Çok fazla. Çok güçlüler şu an. Canları da gitmiyor. Yani rakiplerinde de hasar yok. Ornn, Nocturne çok tanklaştı. Orianna'nın item Zhonya da geldi Orianna'dan. Mesela moral bozucu bir olay biliyor musun? Belki bir ihtimalin varsa da artık yok yani. Zhonya'dan sonra. Evet yani tam yakaladım diyeceksiniz. Sonra bir anda Zhonya kullanılıyor. Maceracının pazu bendinin Zhonya formu kullanılıyor ve yani öldüremiyorsunuz rakibinizi. Çok kötü bir aynen durum. Öyle. Şunu sormak istiyorum sana. Tabii Paranoia çok önemli bu ulti Nocturne'un ultisi. Deneysel Hexer'la evet. Birlikte donmuş yürek var onda. Donmuş yürek tercihi çok güzel bu kadar saldırı gücü odaklı bir takımda. Deneysel Hexer'ın da... Saldırı hızını da kesiyor ya. Evet, ulti hızı özelliği çok iyi. Yani Nocturne'a bilmiyorum, ben başka eşya düşünemiyorum. İlk eşya olarak çok güzel de bir tercih gelmiş Deniz'den. Ne düşünüyorsun bu eşya hakkında derken lafını bitirme. Çünkü birazdan savaşın sonrasında alacağım. Ivo rakibinin üzerine doğru gidiyor. Lynch burada istediğini bulmuş gibi gözüküyor. Yalnız orada çok güzel bir şok dalgısı Ivo'nun üzerine doğru gidiyor. Direk eritti Deniz. 2'ye 4 durumdalar. Güzel bir ulti kullanımı. Deniz kaçmayı başardı. Hello Cross. Oyunun başından beri yapmak istediği şeyi yapıyor. Elfor saman vermiyor. Deniz düşecek mi? Orada Freud rakibinin üzerine gidiyor. Deniz ayağa düşmedi. Tenis de arkada. Tarafta adışı iki ayrı skor alıyor. Diana Lux botta çaresiz bir şekilde koridoru ittirmek durumunda ama Hello Cross'un kaybettiği savaş yok denecek kadar az şu ana kadar. Yani pozisyon başlangıcı bence büyük hataydı Hello Cross tarafından. Üç lane'e bölünmüşlerdi. Orta koridorda 3 kişi Orianna orada olduklarını biliyordu. Rakibinin şüphe ediyordu. Deniz de kontrol etti orayı ama o kadar güçlüler ki 4'e 2'de neredeyse 2 kişi kesti ve sonradan takım arkadaşları yetişti onlara. Hellforce ve Deniz'den inanılmaz temiz bir oyun şu ana kadar. Orianna ve Nocturne hakkını veriyorlar gerçekten. Rakiplerin de hani denediği çaresizlik de. Ya onların denediğine diyecek bir şey yok. Yani. Deneyecekler mi? Yok denemediler. Az önce bir soru soruyordum. Sen lütfen sözünü tamamla ve o sorunun cevabını merak ediyorum. Denetedeki bir sonraki gelişte oyunu bitirebilir ya. Bence direkt kule altı yapıp oyunu bitirmeleri gerekiyor şu an. Hello Cross'un. Evet. Ulti hızı kazandırıyor %30. Yani 30 ulti hızı kazandırıyor ve
Paranoya sürekli kullanılabiliyor derken bir ulti daha kullanıldı. Sniper gibi oynuyor bugün Tenis, Paranoya da kullanıldı. İbo bu senaryoyu kaçıncıya yaşıyor bilmiyorum ama dejavu olduğu kesin gözüküyor. Oyunu oynatmadılar ya. Ama normal yani bu dakikadan sonra Clancy de yok. Büyük ihtimal milyon ultisi olmadığını da bilmiyordu herhalde. Beraber bitirdikleri için ultisi var sanıyordu ama iş işten çoktan geçti. Eş ulti kaçırdı mı ya? Eş bir tane falan ulti kaçırdı galiba. O da nazarlık olur ya. Yani Eş oynarken gerçekten ulti tutturmak çok zor bir şey. Böyle kristal yok, kaçabiliyor. Ama Tenis gerçekten sanırım %80-%90 isabet oranına sahip. Tabii tam istatistiği çıkartılır maç sonunda. İnhibitörü alıyor Yellow Cross tarafı. Ve ilk inhibitörlerini, düzeltiyorum ikinci inhibitörlerini aldılar. Şimdi Baron'u işaret ediyorlar. Baron'u da alacaklar. Bedava baronları var. Evet aynen öyle. Bedava baronları var. Rakip gelirse dönüp savaşırlar büyük ihtimal. Yonalax girecek mi oraya? Yürüyemez. Yürümemesi gerekir. Çok da büyük bir hata olurdu. Direkt yani Baron güzel bir fırsat. Yellow Cross ekibi için garantilenmiş olurdu. Kesinlikle. Bu Baron'un yeni piti de çok havalı ya. Özellikle yani 3 ayrı tip ayırıyoruz bildiğin üzere baronları. Evet. Kadim göz baron bu ve belli aranda çok güzel hasar veriyor gördüğün üzere. Yani tabii ki de şu anda Hello Cross bu durumda hasara çok rahat yanıt verebiliyor ama erken seviyelerde gerçekten acı yaşayabiliyor. Özellikle seninle oynarken oyuncular derken yine kullanıldı ama bu sefer nazarı değdirdik. İşte Caster Curse dediğimiz olay bu. Maşallah dediğimiz ya, gün yaşamıyor. Benim hatam, özür diliyorum kendisinden. Abi ben de özür diliyorum. Bu kadar iyi performans üzerine bunu yaptırdık ona. Şaka bir yana Tenis üçlü kuvvetini bitirmiş. Mahvolmuş kralın kılıcı bitmiş. Son durak bitmiş. Yani 3 eşyası var. Bir de 10 güçlendirmesi gelmiş üstüne. Bilmiyorum daha nasıl kuracak. Daha eşya alması ayıp olur. Bu kadar diyorum. Zaten full eşya gibi oldu eş neredeyse. Bütün core itemlarını, ana itemlarını almış durumda Yellow Cross. Rakibine bakalım. Aslında rakibi de oyun 9 dakika önce olsaydı bu itemler çok işlerine yarayabilirdi ama mesela Kerusha Zonya'nın alt itemini almış basmak için üstlerine geldiklerini rakip tek kullanımlık. Ancak yine de o da yani Zonya'ya girse bile Kerusha çıktığında takım arkadaşlarının pek yaşayacağını düşünmüyorum. Ama pek de yapacak bir şey yok. Ya, Vanita oynuyor Kerusha. Ya vurabilecek asla zamanı olmayacak mesela. Çünkü Orianna o kadar güçlü ki Orianna topun etrafında oynamaları çok zor şu an Lynch için. İşler biraz Hello Cross'un yapacağı hataya kaldı onlar açısından. Ama yani bence keskin sağanakla yapabilirler ya. Yapabilirler dediğin gibi keskin sağanakla gidilen eşya dizilimi olsa da çok bir şansı olmayacaktı. Kerişon derken dengeleyici geldi. Burada savaş başlayacak mı? Paranoya kullanıldı. Ocağın çağrısı da geldi. İçeri doğru girdiniz. Yalnız İbo burada uzaklaşmayı başardı. Arka tarafta Kerişon çok iyi bir şok dalgası. Ön tarafta Elforce deniyor. Yalnız içeriye giren bir Idudu var. Eritmeye çalışıyor. Kerişon canı çok az. Lynch burada istediği savaşı bulmuş olabilir ama Tenis'e kimse vuramıyor. Tenis makinalı tüfek gibi rakiplerini vuruyor. İbo uzaklaşmaya çalışıyor. Canlar çok az. Tenis sıçrayla birlikte o skor aldı. Diyan Anaks'ı düşürmek istiyor. 2'deki 3-3. 4-4'e doğru gidiyor. 4-4. Makinalık tüfek gibi Hello Cross ekibinin ikinci galibiyetini aldırıyor ve Hello Cross 30 dakikanın sonunda hafta 2-0 kapatmayı başarıyor.